Hocam? Kolay gelsin Zanguç. Hocam siz... Hayrola neden şaşırdın? Sizi böyle kilisede görünce şaşırdım. Siz buraya gelir miydiniz? Maksat yardımlara ulaştırmak olduğunda biz insanları kavim ve dinlerine göre ayırmayız Zanguç. Her yere girebiliriz. Bu nedir böyle? İhtiyaç sahiplerine pay ediyoruz. Müslüman ahaliye dağıttık. İstedi ki Hristiyan tebaada bundan mahrum olmasın. Hocam. Sadece Müslümanlara dağıtmak varken neden Hristiyanlara da dağıtıyorsunuz ki? Bizim dinimiz bize adaleti ve merhameti öğütler. Aynı cihanda yaşadığımız insanların hatta tüm mahlukatın hukukuna riayet etmemizi salık verir. Amacınız güzel görünmek mi? Yoksa dininizi yaymak mı? Maksadım insanlara güzel gözükmek olsaydı ben tek tek dağıtırdım. Gördüğün gibi dağıtman için sana getirdim. Mühim olan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması. Ha ben teslim etmişim ha sen. Zira şahit olarak Allah yeter. Hocam, ben garip bir zangocum. Ama insan merak ediyor. Beni mahzur görün. Bütün dinler iyiliği ve merhameti emreder. Sizin dininizin farkı ne? İslam, Allah indindeki tek dindir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğine iman etmek bizim imanımızın bir gereğidir. Lakin Hristiyanlar bizim peygamberimize inanmıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'a inanmak da imanımızın gereğidir. Lakin Museviler de peygamberimize inanmıyor. İslam bütün dinlerin tamamlayıcısıdır. Bizler Allah'ın muhafaza etmeyi vaat ettiği bu dine, İslam'a iman etmişiz. Maksadımıza gelince biz kendi miktarımızca dinimizi yaşar, yaşantımızda emsal olmayı murad ederiz. İnanmayanlar için de sadece dua ederiz. Zira kalplere iman lütfedecek olan da yalnızca Allah'tır. Hocam merhametli olmaktan bahsettiniz. Ama alpleriniz çok savaşçı. Dininiz aynı anda ikisini birden nasıl emrediyor ki? Bize yayını gerenden, mahlukata zulmedenden başkasına pusatımız körelmiştir. Allah mazlumlara karşı merhametli olmamızı, zalimlere karşı da şedid olmamızı emreder. Ve her an teyakkuzda olmamızı ister. Bundan ötürü bizim yüzümüzün bir yanı ipek gibi yumuşak, diğer yanı pusat gibi keskindir. Biz düşmanlarımızla nefsimiz için cenk etmeyiz. Zalim oldukları için ve Allah'ın rızasını gözeterek cenk ederiz. Bunu sana bir misalle anlatayım. Bizim Ali isminde bir yiğidimiz var. Cenk meydanlarının yenilmez kahramanı Hazreti Ali Keremallahu Vece. Hak yolunda bir gaza esnasında güçlü, korkusuz bir düşmanı alt edip yere düşürmüştü. Tam son darbeyi vuracakken ölümle burun buruna kalan düşmanı o anda can havliyle Hazreti Ali'nin yüzüne tükürdü. Hazreti Ali bu durum karşısında onu öldürmedi ve serbest bıraktı. Ölümün pençesinden kurtulan düşman, Hazreti Ali'nin ortaya koyduğu bu merhamet ve af karşısında dehşete kapıldı. Hazreti Ali'ye bir mana veremediği bu davranışın sebebini sordu. Bunun üzerine Hazreti Ali şöyle dedi. Bilesin ki ben kılıcımı Hakk'ın rızası için kullanırım. Seninle cenk ederken yüzüme tükürdüğünde nefsani bir durum hasıl oldu
Ben de kılıcımı kınına koymayı münasip gördüm. Eğer seni öldürseydim, nefsim için öldürürdüm. Halbuki ben hakkın kuluyum. Nefsimin, heva ve hevesimin değil. Biz cihanı ikiye ayırmışız Zanguç. Mazlumlar ve zalimler. Zalimle olan kavgamız, mazlumlar müreffeh bir hayat sürsün diyedir. Bir Müslüman hak katında öldürdüklerinin sayısına göre değer kazanmaz. Yaşattıklarının sayısına göre kazanır. Bizim inancımıza göre can almanın değil, insanlar adalet ve merhametle yaşasınlar diye can vermenin makamı vardır. O da şehadet makamıdır. Güzel şeyleri Müslümanların hepsinde görmüyorsun. Dışa değil, öze bakacaksın. İslam özdür. İnsanın eksiği, yanlışı olabilir. Lakin İslam'ın aslı. Sana Allah'ın emirlerini anlattım. Hep sen sordun, ben söyledim. Şimdi soru sorma sırası bende. Şu ana kadar anlattıklarım, haşa, İslam'ın düsturlarında bir eksiklik gördün mü?